Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Tevrat ve İncil orijinal değilse Hz. Muhammed'in peygamberliğini nasıl müjdeler? Yani biz Tevrat ve İncil ve Zebur gibi kitaplar orijinal hallerle bugün muhafaza edilememiştir. Ve onlar değiştirilmiştir diyoruz. Buna muharref değiştirilmiş, tahrif edilmiş anlamında ifadeler kullanıyoruz. O zaman bize böyle bir soru geliyor. Yani madem ki Tevrat, İncil ve Zebur tahrif edilmiş, değiştirilmiş, öyleyse siz nasıl onun içerisinden ahir zaman Peygamber Hz. Muhammed'in peygamberine deliller vardır, müjdeler vardır dersiniz anlamında zımni bir tenkitle beraber bir sual geliyor. Evet, Tevrat, İncil ve Zebur tahrif edilmiştir. Bununla ilgili net ayeti kerimeler var. Hatta şu an elimizde bulunan Tevrat, İncil ve Zebur dikkatle incelendiğinde o kadar çok aralarında çelişkiler ve peygamberlere uygun olmayan ifadeler, Allah'a ay uygun olmayan ifadeler var ki zaten bir defa şu andaki elimizde bulunan okusa bile bir insan onun değiştirilini net bir şekilde anlar ve orijinal haliyle Allah'ın kelamı olmadığını farkında olur. Buna bir ayeti kerimeyi bir örnek olarak okumak istiyorum. Mesela Bakara Suresi 79. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kitabı ellerle yazanların vay haline. Onlar kitabı ellerle yazarlar da o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır derler. Ellerle yazdıklarından ötürü vay onların haline, yine kazandıklarından ötürü vay onların haline. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Tevrat, İncil ve Zebur gibi mukaddes kitapların değiştirildiğini daha o zaman değiştirildiğini haberi veriyor. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam zamanındayken de zaten değiştirilmişti onlar. E buna rağmen neden bu kadar bilgiler içerisinde kalmış? Evet, tamamen değiştirilmiş, yok edilmiş ve orijinalleri kaybedilip yeniden yazılmış değil ki. Elbette orijinalinden ve Allah'ın kelamı olan ayetlerden kırpıntılar da içerisinde bulunmaktadır. Nitekim bizde meşhur bir söz vardır. Göl yerinde su eksik olmaz diye. Elbette o aslı ve orijinali vahiy olan Allah'ın kelamı olan Tevrat, İncil ve Zebur'un tamamen ondan arındırılması ve tamamen beşer olması mümkün değil. İşte içinde kalanlardan çıkarılanlar bunlar. Yani bugün yüzlerce delil çıkarılıyorsa eğer Tevrat, İncil ve Zebur'dan peygamberimizin peygamberliğini işaret eden. Demek ki değiştirilmemiş olsaydı, orijinaliyle kalsaydı kim bilir ne kadar çok açık deliller olacaktı. Belki de bugün insanlık tarihindeki Yahudi ve Hristiyanların tamamı İslamiyeti kabul edeceklerdi. Dolayısıyla orijinalinin korunmamış olması demek içerisinde hiçbir gerçek bilginin kalmadığı anlamına gelmez. Buna Orijinaline değiştirilmesinden bir küçük örnek vermek istiyorum. Mesela Tevrat Haç bölümünde geçen bir ayet var. Orada alemlerin himadası diye bir ifade geçmektedir. Himada kelimesi orijinal Tevrat'ta net himada olarak geçer. Ama onun tercümelerinde bugün insanlar o kelimeyi değerli taşlar, madenler diye tercüme etmişler. Halbuki orijinalindeki Himada kelimesi Himada olarak kalsaydı ha ve mim ve dal harflerinden meydana geldiğinden Himada bu aslında övülmüş, methedilmiş, kainatın efendisi anlamına gelir. Bu da Fahri Alem dediğimiz Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ifade eder ve nitekim Peygamberimizin ismi olan Muhammed ha, mim ve dal kelimelerinden. Ve yine İncil'de ismi olarak geçen Ahmet de ha, mim ve dal kelimelerinden meydana gelmektedir. Yani orijinalinde geçen himada kelimesi insanlar tarafından peygamberimizi işaret ettiği anlaşılmasın diye bugün Yunanca ve benzeri tercümelere değerli taşlar diyerek tercüme edilmiş. İşte bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de değiştirilen Tevrat, İncil ve Zebur'daki bazı ifadeler Özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerinden sonra hasseten değiştirilmiş. Ta ki Peygamberimiz olan işaretler net anlaşılmasın diye. Bunun en güzel örneklerini Peygamberimiz zamanındaki Yahudi ve Hristiyan alimlerinin gördüğü ve bildiği bazı bilgilerin bugün elimizde olmaması. Onun için İslam tarihinde İslam alimlerinin Tevrat, İncil ve Zebur'da şu ayet peygamberimize işaret ediyor dediği halde bugün onu net göremiyorsak Tevrat, İncil ve Zebur'un orijinallerinden hala değiştirilmenin devam ettiği anlamına gelir. Bunun da bu şekilde bilinmesinde fayda görüyoruz.